Merhaba arkadaşlar, ben Berkay ve bugün karşınızda Borderlands 2 ileyim arkadaşlar. Yavaş yavaş şey yapıyoruz. Az önce sadece şeyi yendim. Sitörün buradaki tavuğu yendik. Tavuk mu poroz neyse artık. Kindi şeyini yendik işte. Boss'unu yendik ve evet. Ve yavaş yavaş artık arkadaşlar son DLC'yi yapacağız oyunun son DLC'sini. Borderlands 2'nin son DLC'si. 2019'da çıkan DLC. Oyun 2012'de çıktı. 7 sene sonra yeni bir DLC şey yaptılar. Ve herkes çok şaşırmış çünkü hani oyunu artık 2014 gibi 2014-2015 gibi bitirmişlerdi şeyini arkadaşlar. Sonra 2019'da birdenbire hop yeni bir update geldi. Evet. One Bomb. Aslında One Bomb Island son DLC değil lan. Yalan söyledim, affedersiniz arkadaşlar. One Bomb Island'ı yapacağız önce. Ben Lilith DLC'sini yapmayı düşünüyordum ama One Bomb'ı yapmadık daha lan. Evet. Salutations once again. Welcome to One Bomb Island, Pandora's number one vacation resort. After Lilith and the others arrive, our Fertility Day festival can begin. Come find me, will you? Hey, Achiller. Go ahead and get the Fertility Fest started without us. Brick's still packing and Mordecai's trying to shove his bird back into its cage. Talon! Talon! If you get in the cage, I'll feed you Skaggin, eh? That's my tuxedo t-shirt! It's a t-shirt, but it looks like a tuxedo! Ve işte burada da Lilith kendini şey yapmaya çalışıyor, hazırlamaya çalışıyor ya da Brick ve Mordecai'ye şey yapmaya, yardım etmeye çalışıyor. Doğrusu hiçbir zaman oynamadım DLC'yi arkadaşlar. Hani bu DLC'leri hiçbir zaman oynamadım. Böyle nasıl desem. Hevesim kaçtı diyebilirsiniz şey yani. Evet, hevesim kaçtı gibi bir şey arkadaşlar. Hani bu DLC'leri şey yapmadım. Hiç başlamadım hani oynamaya. Hani ben oynarken böyle bir korsan versiyonu yoktu arkadaşlar bu oyunun şey. Siz söyleyin. Korsan versiyonu ya da oyunda şöyle bir şey yoktu ya. Satın aldığımda böyle bir versiyon yoktu hani bu DLC'lerde içinde bulunsun diye. Bunları illa satın almalıydım ve zamanında pahalıydı benim için la. Pahalıydı bu DLC'ler. Ama şimdi pek öyle değil hani. Şey, Epic sayesinde bütün DLC'ler geldi oyuna arkadaşlar hani. Bayağı bir şeydi, bayağı bir güzeldi, epic şey. Borderlands'ın epic versiyonu. Evet. Hani burası benim için yeni bir yer, yeni bir yer. Ne yapmam gerektiğini, nereye gitmem gerektiğini bilmiyorum arkadaşlar. Sadece biliyorum ki bir tane bir raid boss var bunun boyunda. Bu DLC'de de daha doğrusu. Ama dediğim gibi sahiden ben Commander Lilith DLC'sini yapmayı düşünüyordum ama olmayabilir. Well met. I distilled some homemade liqueur. We shall party until the break of dawn, as they say. Let me get the door for you. Evet, ne kadar şey yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Bu DLC'nin ne kadar uzun olduğunu bilmiyorum diğerlerine kıyaslayınca. Ama bu DLC hakkında bayağı bir şey yaptılar insanlar hani bayağı hevesliydiler çünkü şey yüzünden daha çok. Son of Grimax yüzünden lan. Hoppa. Bak bu enteresanmış. Just took Hammerlock. Aha. I can stop hacking. Mordecai, any
ideas? Maybe. Look around. Did Hammerlock leave anything behind? Anything with his scent on it? Hammerlock geride bir şey bıraktı mı falan diyor. Hammerlock'un viskisini bul diyor. Tamam. Viskiyi bulacağız. Some whiskey. Perfect. Let me. Get that booze to a first find an injector. Bu ne biçim bir şey olacak lan? Abi bunlar neden? Evet. Using a varket to track smells? You sure that'll work? Why? Blood did it, and I'm teaching Talon now. In a couple weeks, he'll be able to track you and Lil anywhere. Wait, you're teaching Talon to track us? Yeah. Borrow some of your old shirts you don't use anymore, tear them up, give them to Talon so he can track the scent. Like Brick's weird tuxedo t-shirt thing. Oh. That was my trusty clothes! Anlaşıldı ne olduğuna. Find some varkets, aha. Gelelim şuraya. Emin değilim ne olduğunu bunlarla. Şey yapamıyorum. Kullanamıyorum zaten. Uzak mı burası, yok değilmiş. Düşünüyordum yeteneğimi aktive etsem mi etmesem mi diye. Ama sayeden şeye başlayacaktım ben lan. Lily DLC'sine başlayacaktım. Bu DLC'yi yapmadığımı unuttum. Tropik market. Oyunda yapmadığım birkaç tane boss var aslında arkadaşlar şimdilik ya. Bloodhound, aha. Serhoş serhoş devam ediyor. I think he likes you. Aww, you sure? Because he is biting pretty hard. Ow! Ooh, he's drawing blood. Oh crap! I'll get him off. No, he's too cute. I love him. Damn girl, you weird as hell. İlk defa bunları. Abi çok enteresanmış lan. İlk defa duyuyorum hani bunları şey olarak. Follow market. Buna ne oldu lan? Dondu mu? Ha, kustu mu? Ne yaptı bu? Ha, çok fazla şişirmişik adamı. Tamam. Gelin buraya lan. Hanginiz benim? Abi rengin çok enteresan hali. Adamın viskisi bayağı şeymiş lan. Ama enteresan enteresan bir yer burasını. Hani çok şey arkadaşlar, parlak bir yer. Borderlands'a belki de bu kadar parlak yerler yok hani. Böyle nasıl desem. En azından gördüğümü hatırlamıyorum ya. Tek parlak yer hani şey aslında ya. Neydi adı? Tiny Tina'nın DLC'sini yendiğinizde bir tane bir şey
bölge değişiyor birdenbire. Birazcık daha parlak oluyor. O parlaklığı çok hoşuma gidiyor benim. Kedimi belki de duyuyorsunuz. Yavlama lan. Ha, patlattık mı? Evet. Ama kesinlikle şeyi deneyeceğim ben. Aa, neydi adı? Abi. Oha. Buraya gelmedik mi biz? Oo. Abi çok enteresan ya, enteresan. Hani çok ilk defa böyle şeylerle Lilith, Mordecai ve diğerlerini böyle görüyorum şey olarak arkadaşlar. Tamam. Abi ne yapıyorsunuz lan? Ha ha. Şeyleri öldürmeliyiz. Korsanlar, korsanlar. Al lan. Gemi bayağı büyükmüş bu arada. First mate. Ne anlamına geldi first mate lan? Hani anlam veremiyorum hani first mate'nin ne şey olduğuna. Don't never come back. Right. Abi ne kadar şey var burada lan. Özledim seni. Evet. O aslında burası enteresan oluyor.
Oo, şunu açalım lan. Burası benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü şey ya, evet. Evet, burası hani bana şey anımsatıyor arkadaşlar. İstanbul'da bir tane bir şey var, akvaryum var, hani böyle bir olay vardı. Hani alışveriş merkezindeki şey, akvaryum. Oha. Ve Chromrex'te hani az önce şey duydunuz arkadaşlar. Çoğu defa öldürdük falan. Chromrex şey, Borderlands 1'in raid boss'uydu. Evet. General Nox DLC'sinden de şey işte. Borderlands'ın birkaç tane DLC vardı. 3 tane mi? Yani yanlış hatırlamazsam. 3 mü 4 müydü? Birincisi Claptrap DLC'ydi. Şey, birinci diyorum da aklıma gelen. Aa, lan. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Claptrap DLC vardı, Zed DLC vardı ve General Nox DLC vardı. Başka bir şey var mıydı? Claptrap'ın Robo Revolution sanırım ya. Zed'inki ise şey ya, kötü abisi Ned DLC mi neydi? Böyle zombilerle falan vardı. Hani enteresan bir DLC'ydi, enteresan bir şey. Oynadığım yok, hiçbirini oynamadım arkadaşlar ama çok oynamak isterim yani. Borderlands 1'i bir gün satın alabilirsem şey, bütün DLC'lerle süper olacak. Aha. Bu vahşiler beni yiyecekti falan. Ne oldu lan? Kim beye vahşi diyorsun? Ben üniversite mezunuyum falan diyor adam resmen. Hoppa, affedersin. Evet. Abi derdin ne senin? Honestly, just making this part up as I go. All right, Varkit should be somewhere on this island. Just find it and it'll lead you to whatever the hell took Hammerlock. So what? Abi bunları serpil bırakmalıydı, öyle mi? Hani Chromrex'i sahiden yenmek isterim şimdi arkadaşlar. Bilmiyorum başarabileceğim mi? Çünkü zor bir boss olduğunu biliyorum hani. En azından öyle hatırlıyorum ben ya. Ve bu karakterlerle şey, emin değilim nasıl yeneceğim doğrusu ya. Sahiden emin değilim. Bu arada bunlar hani şey, neydi adı bunların lan? Hammerlock DLC'sindeki aynı düşmanlar arkadaşlar ve bunda şöyle bir şeyleri var. Bunlardan da şey çıkabilir bu arada. Triple O denen bir tane bir düşman var. Burada da onu kasabilirsiniz hani.
ha, Infected Witch Doctor'lar. Ha, bunlar mesela şu Savage Warrior'ları yükseltebilirler eğer yanlış hatırlamazsam. Abi gebermedi lan. Evet. Tamam. Evet. Ve buranın sahipleri kapatmışlar şeyi çünkü bir şeyler yüzünden. Abi kaç defa öldüm ben burada kaldım. Abi burada. Abi. Hani ledge'i bilmiyorum arkadaşlar ama şey ya. Yapımcılar çok şey yapmış lan. Hani o resmen bu Borderlands 1'e şey yani günerme olmuş ya arkadaşlar. Bir tane bir taktik varmış herhalde. Pearlescent demesi de silahlar, öyle silahlar. Ve bu oyunda da birkaç tane var arkadaşlar. Ben de bilmiyorum bu galiba yok. Var. Varmış bu karakterde arkadaşlar. Bunlar işte Pearlescent şeyler arkadaşlar. Ve bunlar Borderlands 1'de aslında glitch'liler. Glitch'li silahlar. Normalde böyle bir silah olmaması gerekiyormuş ama bir şekilde olmuş işte. Ve çok komik bir hikayeleri var arkadaşlar. Ve çok güzelmişler hani bazıları en azından. Borderlands 2'de o kadar iyi değiller mesela şeyler. Oo. Hi ho. Seems I'm to be sacrificed to this beast. Could you look down below for some sort of crank perhaps? Something to lower me to the ground. Evet. Ha bakalım yenebileceğiz mi? Emin değilim arkadaşlar. Oo. Oh, how gorgeous! Look upon the majesty of the son of Cromorax. Evet. Harika. Perhaps you should deal with this beastie before you tend to me. Oha. Şurada bir tane şeyleri var arkadaşlar. Mor baloncukları var. Bakalım bende şey var mı? Bundan başka bir şey yok herhalde. Bu şeyleri hayatta bırakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar benim can kaynağım. Bu da second wind kaynağım. Oo, ver biraz el bombası.
Nerede, ne zaman spawnlanacak bu şey? Hani şimdiye kadar iyi gidiyoruz ya. Ben şimdiye kadar öleceğimi zannediyordum. Çünkü oyunda birkaç tane invincible var. Hani yenmediğim invincible'lar arkadaşlar. Oley. Evet. Oley, yendik. Emin değilim ne düşüyor bu adamdan ya. Yenebileceğimi zannetmiyordum lan. Binemedim. Lovely. Thanks for that bit of life-savemanship. Though I must admit, being restrained in that particular way was not entirely outside the scope of things I find enjoyable. There's nothing quite like witnessing a majestic miracle of nature be blown into tiny little bits by one such as yourself. Evet. Hani Borderlands 1'i oynamalıyım lan. Oynamalıyım. Neden olmasın? Kabul edelim şu görevi. Shut up! This is Sparky Flint, son of Captain Flint, and I have summoned six people you Vault Hunters have wronged. Together we will have our revenge! Now please find the first assassin somewhere on the island so that we may have our revenge. Kapıyı açacak mı reis? Az önce savaştığım şey pek özel bir şey değilmiş arkadaşlar. Evet, özel bir şey değilmiş bu boss fight. Hani... Az önceki benim savaştığım şey kolay versiyonuymuş abi. Lan. Lan. Lan lan lan, mükemmel şam değil ama o. Görüyorsunuz arkadaşlar ikisinin arasındaki büyük farkı. Hani bu kapasitesi falan diğer şeyleri daha az olabilir arkadaşlar ama bak %94 çok daha iyi %85'ten. Vay lan vay. Güzel güzel güzel. Hoşuma gitti. Bu hani nadir bir şey bu arkadaşlar. Nadir bir şey. Oh tamam. Burada bir şeyler var ha. Nasıl açabiliriz acaba bunları? Acaba şeyle mi açabiliriz ha? Oo, burada bir şeyler var lan.
Tam da diyordum kendime şey açtım orasını ya. Olma değilim. Olmadı. Raid boss. Emin değilim. Bir kez daha bakmak istiyorum arkadaşlar şeye. Aha. Evet, tamam. Bir kez daha şey yapacağız ve bu sefer gerçek raid boss'la savaşmayı deneyeceğiz. Bakalım becerebileceğiz mi? Şeyi aktive etmedim ben değil mi? Evet, buradan aktive etmeliydim bunu değil mi? Eyvah. Ve yani güzel bir şey düşmedi arkadaşlar. Doğruya doğru. Grand Titan Class. Evet. Hey, 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 hey. The invincible, aha, bu süper gerçek. Bu süper daha zor, evet. Lan. Tamam, 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 tamam. Ediyoruz. Ölümsüz bir şey, evet. Bir şey yapamıyorum şu an. Evet, daha zor olmaya başladı bu şey. Yok et. Of abi daha zor bir şey lan bu. Hani oyun resmen bana şey yaptı. Hayallerimle oynadı lan. Kritiklere vurabilirsem güzel oluyor ama kritiklere vuramıyorum lan.
Hadi, 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 hadi. Eyvah, geberdik. Ay yok, gebermemiş. Lan geberme. Of gene mi? Ne diyeyim, bilerek hayatta bırakıyorum bunları arkadaşlar. Tamam. Hadi lan. Hadi lan. Abi canı... Aa. Değil lan. Geber, 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 geber. Canını çok dandik bir şekilde yeniledi lan. O yaptığım hasar sıfır gitti. Hadi. Oh, invincible'lar. Hadi lan. Oh, sonunda geberdi. Oh. Her bombalarım mı yok benim? Oh abi. İnanın bana arkadaşlar, hani zordu. Gerçi diye başka raid bosslardan falan birazcık daha kolay ama şey. Bana zor geldi lan. Hasar almaması bazen hani bayağı canımı sıkmaya başlamıştı. Turuncu bir şeyler ben görmüyorum doğrusu.
Abi görmez. Çok zor burada lan. Görmesi çok zor. Siz bilmiyorum ama ben neredeyse hiçbir şey görmüyorum burada arkadaşlar. Evet. Aslında daha fazla zamanım alacağını zannediyordum doğrusu ama gene güzel bir şekilde halledebildik galiba. Gerçi cephanem hala az. Hani bayağı cephanemi şey yaptı, sömürdü arkadaşlar. Bakalım turuncu bir şeyler düşecek mi bu sefer gene. Evet, daha düşmedi. Lan burada bir şey olduğunu tahmin bile etmiyordum. Dalayım dedim sadece. İyi lan, iyi. Hoşuma gitti benim. Evet. Oğlum yarın işe gitmek istemiyorum lan. Acaba? Bir şey deniyorum arkadaşlar. Yok olmadı. Hyperius'ta bir tane bir şey var, taktik var. Kapıya doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Kapıdan sonra bir baktığınızda şey, adam yine spawnlanmış. Öyle bir taktik vardı, bunu demek istiyorum. Yine aynı şeyi burada da uygulayabilir miyiz diye. Ama evet, videoyu ben burada bitireceğim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilsiniz, abone olmayı unutmayın. Ve gelecek bölümlerde Commander Lilith DLC'sine başlayacağız arkadaşlar. Gerçi bu DLC'yi de bitirebilirim belki de veya bir tane bölüm, kısa bir bölüm çekebilirim. Ama kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.